son modelimize gelelim artık. Ve puanlamaları açıklamaya başlayacağız az sonra. O yüzden son model ve son puanlamaya geçelim. Özlem gelsin. O zaman ayna kapansın ve Özlem kendine baksın. İlk iki gün olmadığı kadar çok heyecanlıyım. Tamam. Bir süre gözlerimi açmayacağım, titriyorum tamam. Çünkü ama yani. Ama ayna var karşınızda artık. Defa... İstediğiniz an açabilirsiniz. Aynen. Biraz heyecanımı atlatmaya çalışıyorum. Açıyorum. Aç. Ama... Saklayın, duygularınızı saklayın. Sadece bakın, birazdan alacağım yorumlarınızı. Şöyle aynayı da vereyim. Şöyle arkadan da bir bakın. Tekrar bakmak istiyorum. Evet, elinizde kalabilir ayna. Sizi şöyle yanıma alayım mı? Özlem. Nasıl buldun kendini? Gotik istedin... Çok değişik bir şey yaptılar. Nasıl buldun kendini? Şimdi Özgün, ben ekstrem bir saç modeli istedim. Şimdi belki ama o de kadar bu... ekstrem olmadı falan diye mi düşünüyorsunuz? Hayır, hayır. Tabii ki öyle düşünmüyorum. Ekstrem bir saç modeli istedim. Belki benim bu hayallerimin ne kadar uç noktasında olduğu gibi değerlendirilebilir. Ama normalde güncel yaşamda zaten ben bütün modelleri yaptırabilirim. Her kuaförün de böyle bir modeli yapabileceğine inanmıyorum. Her şeyi beğeniyor bu kız ya. Hoşuma gitti. Peki. Biraz komik geldi. Çünkü neden komik geldi? Güldüm. İlk başta hani bir yadırgöz kendi ilk defa böyle gördüğüm için böyle bir komik geldi ama... Yani beğendim. Değişik geldi. Yani tabii nerede kullanılabilir? Böyle bir saç şov dünyasında kullanılabilir. Gece görsem korkarım diyeceğim ama... Demesen gece göremezsin zaten makyajla. Bir yağma girer. Makyaj olarak da yani koyu. Tabii ki bu saça yani ekstrem bir saça. Ekstrem bir makyaj gerekiyordu. Gözlerimi beğendim. Farımı beğendim. Kaşlarım da güzel. Kirpiklerim hatta farklı renk tonlarında. O da hoşuma gitti. Rujum güzel ama bir tık şurada bir hani uyumsuzluk, orantısızlık görüyorum. Asimetri siz de görüyorsunuz. Evet. Ama genel olarak ne genel hayal ettiysem... Genel olarak sonuçta ben kendimi hani bu şekilde sıra dışı görmek istedim ve gördüm. Bu da kendi saçı da saçlarım çok akıllı benim. Hemen kendi şeklini alıyor. Memnuniyet var. Ramazan, Saadet ne diyorsunuz? Ben korkuyordum çünkü farklı bir... model istemişti. Ben dışına çıktım. Ekstra ekstra dediği gibi modelin korkuyordum. Beğenmesine çok sevindim. Zaten bu saçlar şov saçları dışarıya yemeğe düğüne gidecek bir şeyler değil. Burada hayal gücünü yansıtırsın. Makyaj da çok harika olmuş. Ellerine sağlık. Sen zaten en iyisin. Bunda şüphem yok hayatım. Ramazan Bey, ben karısındayım. Patlar. Evet, şimdi şöyle söyleyeceğim. Şimdi bütün makyözlerin yaptığı makyaj bugün. Normal günlük hayatımızda da yaptığımız makyajlar zaten. Ben bugün daha çok zorlandım onlara göre. Çünkü ben bugün farklı bir makyaj yaptım. Yani bir, evet bir de Çiğdem Hanım'ınkisi farklı. Gerisi zaten günlük yaptığımız makyaj. Onu salonlarımızda da yapabiliyoruz. Biz ikimiz bugün farklı bir makyaj yaptığımızı zaten onun rujunu çok beğendim ben. Bu saça göre olabilecek bence, en uygun makyajın bu olduğunu söylüyorsun. Kesinlikle Özge Hanım. Zaten modeliniz de o anlamda aynen, beğendi. Istedi. Değişik olmayı hayal ediyordum ve değişik olmuşum. Ve çok hoşuma gitti. Her şeye açık bir modelimiz var. Harika. Hoşuma gitti. Evet, çok önemli. Evet. Harika. Bakalım önümüzdeki kalan iki günde de bu açık fikirlilik. Yani bu ve cesaret ve cesaret aynen, açıklamasıdır zaten. Devamı gelecek mi? Göreceğiz. Peki yorumlarımıza başlayalım o zaman. Sizinle başlayalım. Ne dersin Seda? Necati, nasıl buldunuz acaba Özlem'i? Saadet makyaj konusunda hani bu konuda çok tecrübeli olmadığını söylüyor. Belli. Ben de bu konuda çok aşırı tecrübeli değilim. O yüzden çok fazla eleştirmeyeceğim. Ama gözde, bunları söylemeden geçemeyeceğim. Gözde simetri yok.
hani düz gelmiş. En azından hani gözün nasıl yukarı kaldırılacağını biliyoruz. Bir tık daha yukarı doğru yapsa belki daha iyi olurdu. Kirpikler fena durmuyor bugün. Bence öldük elinin 2019'a uyarlanmış hali. Ya yapma anlamlısın. Genel olarak çok beğenmedim. Hani sen de kabul ediyorsun zaten. Hani beğendim diyemem ama... Ya ben modelimin istediğini yaptım. Dediğim gibi ben normalde ya böyle anladım, bir makyaj anladım. Yapmam. Peki Necati ne diyorsun? Öncelikle Ramazan abicim sorduğunda gotik olarak ilk ben yorum yapmıştım burada. Ama bir bakabilir miyim? Buyur lütfen. Hani dedin ya sarı saç detayları gösterir. Bence sen sarı saçta bile detayları iyi yakalayamıyorsun. Bu neden buradan çıkmış veya bunlar buradan çıkmamışken neden bu buradan çıkmış? Hiç anlam veremedim saça. Yalnız gotik makyajı... saçlara baktın mı? Efendim? Gotik saçlara baktın mı, inceledin gotik mi? Gotik saçlara çok baktım, çok da yaptım. Ama saçın arkası tamamen bir şov saçını yansıtıyor. Bütün hataları görebiliyorum burada. Nerede? Yani o önümden, bıraktığım şeyler önümden mi? Önümden çıkan saçlar neden buradan simetri yok da neden buradan var mesela? Bence o saçı sen görmemişsin, tokalayamamışsın. Orada kaçırmışsın. Hayır, orada orayı toka bence. Var. Maksuzu bıraktım. Modelimle de konuştum. Orası çok zayıf. Hayalini yansıtmışsındır. Kesinlikle ona saygım sonsuz. Burada beni ego yapıyor olarak da görme. Kesinlikle ben fikrimi söylüyorum. Hayır, yarışmacıyız şu anda. Saygına, evet, yaşına, tabii ki, tabii ki. Saygına, yaşına ve mesleğine saygım sonsuz. Kesinlikle buna bir hakaret olarak bir şey algılamam. Hayır, hayır, asla. Ben çok bağdaştıramadım yaptığın şeyi. Bu benim fikrim. Arkadaşlarım ne düşünür bilemem. Peki, Çiğdem, Evrim ne diyorsunuz? İstediğinizi yansıttıysa Ramazan Bey, zaten diyecek hiçbir şey yok. Eğer yani, hayalinizi yansıttıysa, yansıttığını düşünüyorum. Şeyi. Evet. Ben diyecek beğendim. Bir şey yok o zaman. Yani bir şov saçı olarak da kullanılabilir ama ayrıca. Gotik saç konusunda zaten şov saçı olarak ben de ifade ettim bunu. Ve gotik saç konusunda da herkesin bilgi sahibi olduğunu düşünmüyorum. Yok, ben bilmiyorum mesela. Siz mesela yorum yapamadınız. Evet, butik olarak algıladınız bunu. Butik olarak. Evet. Yok, ben o yüzden olarak yani butik saç eleştirilere olarak, saygı duyuyorum ama çok fazla da etkileneceğimi düşünmüyorum. Hayır, zaten söyleyeyim. Etkilenmeleri için konuşmuyoruz. Bizim burada yorum yapma hakkımız olduğu için konuşuyoruz. Eğer hayalinizi yansıttıysa sıkıntı yok diyorum. Bir de mesleğiniz gereği değişimlere daha çok açık olduğunuz için yansıtmış zaten. Siz istemişsiniz, o da yansıtmış. Mutluysanız bir problem yok. Makyaj, Saadet, biraz kaçamak bir makyaj yapmışsın. Mesela hani bizim seninle makyaj tarzımız bugün tesadüf olarak denk geldi. Aynen, aynen. Tesadüf olarak, hiç aklımızda yoktu öyle bir şey. Senin makyaj da olurdu buraya aslında. Aynen. Olur. Aslında biraz da... kaçamak olmuş. Ney mesela? Dudak kontürünü bir taraf çok yüksek olmuş, birisi aşağıda olmuş. Orada orantısızlık bir var. Orantısızlık ben de gördüm. Ben gördün de mü gördüm, onu? Şimdi gördün. Gördüm. Tamam. Göz kapağındaki far biri aşağıda, biri çok yukarıda. Çok belirgin. Bu taraf aşağıda, bu taraf daha kavisli yukarıda olmuş. Zaten ondan başka da bir de kirpikleriniz çok güzel olmuş. Çok detaya girmemişsin. Risk almamışsın. Direkt kaçamak bir makyaj olmuş. Nasıl detaya yani? Nasıl yani, detaya girmemiş? Yani biraz daha mesela farklı bir şey yapabilirdin. Mesela? Göz altlarını daha koyulaştırabilirdin. Bu, çünkü bu tür makyajlarda istediğin kadar oynayabilirsin. Burada sadece göz kapağını siyaha boyayıp dudakları da siyaha boyayıp bırakmışsın. Yani dediğim gibi her gün yaptığım makyaj olsa elim yatkın olurdu. Hani yani her gün yapmadığım için. Biraz daha risk alabilirdin. Şimdi... Biraz daha oynayabilirdin. Kaçamak, hemen göz kapağı ve dudakları yapıp bırakmışsın. Ama bak. Ama onun haricinde... Kirpik taktım, kaştırdım. Tamam, onun haricinde saça uygun mu? Uygun. Ama orantısızlıklar var. Onlar da zaten çok belirgin. Saçla ilgili konuşabilir miyim Ramazan? Lütfen, buyurun. Bir şey demeyeceğim. Diyebilirsin. Yok, Necati söyledi benim söyleyeceklerimi. Ön taraf şov saçı gibi duruyor ama arkadan bakıldığı zaman bir fantazi topuz olarak görüyorum. Orada bir eşitsizlik var. Arka taraf çok güzel. Yani... Çok şık bir fantazi topuz olmuş. Ön taraf farklı, arka taraf farklı olmuş. O yandan çıkanlar alakasız olmuş. Orada bir ruh karışıklığı yaşamışsın. Peki. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sizin de yorumunuzu alalım ve artık son puanlamamıza geçelim. Günün en heyecanlı kritik anları gelsin. Öncelikle hanımefendinin hayaline uygun mu onu sorayım. Çünkü bugün sizin hayaliniz. Çünkü ben yorumumu da onun üzerinden yapacağım. O yüzden size sormak istiyorum. Hayalinize, yani hayalinizde bu model mi? Yani uygun yani, mu? Hayali ve uygun. Çünkü ben marjinal bir saç istedim. Tamam. Hayaline uygunsa çok fazla
Bunun üzerine konuşmanın bir anlamı yok. Sonuçta hanımefendi hayalindeki saçı yakalamış. Sadece dediğim gibi şeyler olabilirdi. Mesela o önde hafif bir dağılma var ya. O daha toplu olabilirdi. Şu kısım. Yok, o değil. Evet, hanımefendi gösteriyor. Orası biraz daha düz olabilirdi. Ya saçta hayalin uygunsa bir şey diyemiyorum maalesef. İşte o yüzden zaten bugün evet. En zor yorumlamasını. Aynen. O yüzden. Zor olan bir gün. Elinize sağlık. Hayalin uygun yapmışsın yani. Yapacak bir şey yok. Aynen. Hemen senden de alalım. Ben de simetri hatasını zaten bakar bakmaz gördüm. Kaldı ki zaten çok bariz. Ama rujunun rengine ve verdiğin simlere bayıldım. Ben gotik tarzı çok seven biriyim. Kullanıyorum da. Ruj harika olmuş ya. Ben de aynısını sana yaptırtabilirim. O ruj ruj değil o. Değil biliyorum. Ha. Karıştırdın orada birçok şeyi. Siyah, siyah ruj sürdüm. Üstüne göz farı kullandım. Evet farkındayım. Evet. Hani ruj demek zorundayım. O dudak diyeyim yani, o zaman. Açık dudak konuşayım. Çok güzel bir tonda. Tam bir gotik tonu. Güzel. Ama şu var ki göz yani o da senin yan çalışmanla ilgili bir şey. Evet. Yani... Sadece şuna katılmıyorum. Diğer arkadaşlara göre bizim işimiz zordu dedin. Bizim de işimiz zor. Neden? Ben de prenses makyajı yaptım ama. Ama kontür yaptım. Yani işlem basamaklarımız aynı. Ama senin ki daha yoğun far sürmek bu. Doğru. Ha yani yoksa doğru. Basamaklarımız aynı. Hepimizin işi burada zor. Ben ruja bayıldım. O kadar. Peki yorumlar bittiyse artık puanlamaya geçebiliriz. Son puanımızı da senden alacağız Özlem. Acaba haftanın üçüncü günü tam haftanın ortasında kendi kuaförüne ve makyözüne kaç puan vereceğiz? Şimdi Özge Hanım, öncelikle bütün eleştiriler ve değerlendirmeler için çok teşekkür ediyorum. İlk iki gün benim hani ten rengimden dolayı çok solgun ve üzgün bir görünüme sahip olduğumu söylediler. Birkaç arkadaştan da duydum. Yani bu benim makyajsız görüntümden dolayıydı. Hı hı. Normal güncel hayatımda ben abartı makyaj seviyorum. Zaten bunu en başından da söyledim. İddialı ve çekici bir kadın, ya kadın olduğumu da düşünüyorum. Bu solgun görüntü makyajsız olduğumdan dolayı bugün de gayet renkli ve makyajlı bir şekilde yansıtabildiğini düşünüyorum Ramazan Bey'in ve Saadet Hanım'ın. Bugün çok canlı ve neşeli bir görüntü görüyorum. Ama bugün en azından soluk biteni yok. Doğru söylüyor. Tabii ki orantısızlıklar var rujumda. Zaten onu ilk etapta söyledim. Burayla bura ayrı. Bir de allıkları beğenmedim. Saç konusunu, saçı beğendim. Yani belki bir de zamanlama yani bütün modellerden daha farklı bir makyaj ve saç olduğu için zamanla da yarıştılar. Herkesin yapabileceği bir kolay bir durum değildi. Bu yüzden benim puanım... Dört puan. Peki. Veriyorum. Haftanın tam ortasında Özlem kendi kuaförüne ve makyözüne 4 puan veriyor. Modelimin verdiği puanı kesinlikle hak ettik. Makyajda ufak tefek kusurlar vardı. Tabii zor bir makyaj yapılan. Eşimi de kutluyorum. Gerçekten o zaman zarfına iyi sığdırmış. Hak ettiğinizi düşünüyorum aldığımız puanı. Peki sizler acaba Ramazan ve Saadet için kaç puan vermek istiyorsunuz? Lütfen ortaklaşa kararınızı kartlara yazın. Şimdi hayalini gerçekleştirmiş. Evet. Hayalini gerçekleştirdiği için yani düşük bir puan olmuyor bence. Gerçek. Evet, puanlarımızı aldığımıza göre Özlem seni de diğer arkadaşlarının yanına bekleme odasına alabiliriz. Evet, bütün modellerimiz kendi hayal ettikleri saçları ve makyajları söylediler. Yarışmacı takımlar modellerinin hayallerini yerine getirmeye çalıştılar. Yorumları aldık. Kendi aralarında modellerin yorumlarını aldık. Puanları aldık. Ve şimdi...